sağlıklı güzel bir gün dileğiyle A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler bugün Medikal'in konusu riskli gebelikler ve riskli gebeliklerde tarama testleri ve tarama testlerindeki son gelişmeler, son eğilimler bu konuda bize Memorial Ataşehir Hastanesi'nden Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı aynı zamanda perinatoloji uzmanı Doçent Doktor Arda Lembet bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi e, hep e, programı açtığımda uzmanlıkları söylüyorum. Evet. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı aynı zamanda perinatoloji uzmanı dedim. Evet. Perinatoloji uzmanı olarak zaten siz bugün konuşacağımız konu olan riskli gebeliklerle çok yakından ilgileniyorsunuz. Evet. Belki duymayan izleyicilerimiz de vardır. Biraz perinatoloji uzmanlarının hangi konularla ilgilendiğini açar mısınız? Tabii aslında konumuzda da bağdaşıyor. Yüksek riskli gebelikler genel hatlarıyla. işte Yüksek riskli gebelikleri tanımlayacak olursak perinatoloji uzmanında bu uzmanlık dalının ortaya çıkmasındaki asıl felsefe bu. Bunlar işte annenin bir takım sistemik hastalıkları. Tansiyon, şeker hastalığı, tiroid problemleri, kan hastalıkları, ciddi kalp hastalıkları. ...kornejen, doku hastalıkları, romatoid, artrit gibi... ...pek çok. Ve e, bebeğin bir takım... E, ...problemleri, bunlar arasında... ...genetik bir takım hastalıklar olabilir... ...yapısal onormallikler olabilir... ultrasonografi ile saptanan. Bir de tabii gebeliğin kendinden e, kaynaklanan... ...bir takım riskler var. İşte erken doğum olsun... ...vajinal kanamalar... ...presental problemler... E, ...presental'ın yerinden erken ayrılması... ...çoğul gebelikler. Yani annenin, bebeğin komplike durumlarıyla ilgilenen üst ihtisas dalı da kadın doğum ihtisasını yaptıktan sonra ayrıca bir üst ihtisas ve eğitimle tamamlanıyor. Bu da perinatoloji uzmanlığının konusu altına girmiş oluyor. Şimdi riskli gebe kavramına giren kadınlar, gebeliklerini planlamaları gerekiyor mu? Evet, kesinlikle. Çünkü biraz evvel ifade ettiğimiz gibi, gebelikte riski pek çok şeyden oluşuyor işte. Anne yaşından tutunda, pek çok sistemik hastalıktan örneğin bir tansiyon hastalığını veya şeker hastalığını e, elimiz alacak olursak bu hastaların gebelik öncesi şekerlerinin ideal olması, işte hemoglobin A1C dediğimiz uzun dönem seviyelerimizin, böbrek fonksiyon testlerinin, ondan sonra tansiyonların regül olması, göz bir muayenelerinin yapılması, ekokardiyografik incelemelerle kardiyak fonksiyonlarının, bizim ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz kalbin atım gücünün ve pompalama faaliyetlerinin saptanması, ilaçlarının en ideal düzeye getirilmesi, Gebe kalmadan evvel folik asit kullanılması gibi muhakkak e, düzenli doktor kontrolünde olup karşımıza biz gebeyiz diye değil de gebe kalmayı planlıyoruz diye e, çıkmalarını arzu ediyoruz. Şimdi Aslında bu dediğiniz hani gerek ileri yaşta olsun gerek diyabeti hipertansiyonu gibi bir kronik hastalığı olsun e, daha önce e, bir düşük yapmış olsun yani riskli gebek kabul edilen tüm kadınların yanısına aslında hiçbir sağlık problemi olmayan kadınların da gebeliklerini planlamaları gerekir mi? Çünkü Bakıyorum en eğitimli kadın bile diyor ki ben hamile kalmışım evet. yani hiç planlamıyor bir hekime gitmiyor. Kesinlikle planlamak lazım tabii riskli gebeliklerde özellikle planlamak lazım ama diğer gebelerde de örneğin bir erken doğum konuşacak olursak normal toplumda %10 ile %15 arasında bir riski var. Bu hastalıklarda hiçbir risk problemi olmayan yani geçmişinde erken doğumu olmayan ailesinde hiç problem olmayanlarda da gebelikte kendiliğinden ortaya çıkabiliyor. O yüzden e, tüm gebelerde gebelik öncesi işte anemisi, kan sayımları olsun, vajinal enfeksiyonların tedavi edilmesi olsun, gebelik öncesi folik asit alınması olsun, kilonun ideal hale getirilmesi olsun, anne yaşından kaynaklanan bir takım e, perspektiflerin ortaya konması, nasıl tarama testlerinin inceleneceği, e doktorla tanışmanın önemi o yüzden muhakkak, Artık riskli de olsa, riskli de olmasa da tüm gebe adayını diyelim öncesinden görmek çok faydalı. Şimdi siz bir perinatoloji uzmanı olarak kongreleri yakından takip eden evet. bilirsiniz. Bilimsel çalışmaları da aynı şekilde yakından hmm. izliyorsunuz. Özellikle riskli gebelerin takibinde gündeme gelen yeni testler var mı? Tabii pek çok test, tıp çok hızlı ilerliyor. Kadın doğum, perinatoloji ve genetik bilim dalında da çok hızlı gelişmeler olduğu için pek çok günümüzde işte televizyon, radyo programları, basından da takip ettiğimiz bizim özellikle kromozom anormalliklerinin tanısında kullandığımız işte amniyosentez veya koryon villus biyopsisi dediğimiz bir takım yöntemler vardı. Bunlar isterse ultrasonografik veya kan testleri anormal çıkan hastalarda veya geçmişinde kromozom anormalliği olan hastalarda biz bunlara tanı testi olarak uygulardık. Şimdi e, annenin kanından bebeğin DNA'sına buna serbest fetal DNA diyoruz. Anne kanındaki toplam DNA'nın %5 ile 15'ine oluşturuyor. Anne kanından bebeğin DNA'sını saptayarak burada acaba bir kromozom anormalliği var mı diye e, bakma şansımız var. Aslında şunu açıklamak lazım çünkü halk arasında ve hastalar arasında çok yanlış anlamaya sebep olabiliyor. Bu hala hazırda bir tanı testi değil. Hastalar şöyle geliyor işte amniyosentezin yerine bir test çıkmış biz onu yaptırmak istiyoruz ama bu testleri yapmadan evvel hastaya çok iyi konsultanlık ve danışmanlık vermek lazım. Bu testler ağırlıklı olarak bizim trizomi dediğimiz bir kromozomun fazla olduğu trizomi 21 yani Down sendromu veya 18 ve 13. kromozomun fazla olduğu durumları %99 ihtimalle saptayabilen aslında hala çok yüksek performanslı tarama testi olarak söylüyoruz. Neden dolayı testi yaptığımızda test negatif çıkarsa çok büyük bir olasılıkla bir problem yok ama testin pozitif çıktığı hasta grubunu muhakkak ve muhakkak invazif dediğimiz girişimler testle teyit etmek gerekiyor yani yine ki, de amniyosentez yapılması gerekiyor. Testin pozitif çıktığı durumlarda amniyosentez veya CVS çünkü bazen hastalar bunu Sadece tanı bununla konuya başka bir şey yapılmaya gerek yok diye algılayabiliyorlar. Negatif çıkması durumunda testin evet. e, amniyosenteze gibi yöntemlere gerek kalmıyor mu o Çoğunlukla zaman? Çoğunlukla gerek kalmıyor ama şunu da hastaya bildirmek lazım. Testin negatif çıkması %100 anlamında belirttiğimiz kromozom anormallikleri olmayacak anlamına gelmiyor. Çok yüksek oranda %99 gibi güvenilirlik sınırı çok yüksek. Çünkü %99 bir hassasiyetle anne karnında yapacağınız işlemin riski yaklaşık 200'de bir bir kayıp olasılığı olduğu için bu kayıp olasılığını yüksek performanslı bir testle engelleyebiliyorsunuz. engelleyebiliyorsunuz. Amniyosentezin peki şey şeyi nedir? doğruluk oranı nedir? Amniyosentez tabi %100 yüz nadiren hücrelerin ürememesi gibi farklı şeyler olabilir ama hani Down sendromu ve diğer kromozom anormallikleri açısından o kromozom anormalliğine net 21, 18, 13 ve diğerlerine hani %100 tanıkoma tanı koma, ...gücü var ama tabii ki bir kayıp ihtimalini de hastayla paylaşmak lazım. Şimdi bir de bu yöntem konusunda biraz merak edilenleri sormak istiyorum. Tabii ki. Anne kanından saptayabiliyorsunuz çocukta bir problem olup olmayacağını... ...ama sınırlı sorunlarda tabii dediğimiz sınırlı. gibi. Tabii. Şunu sormak istiyorum, testin yapıldığı zaman nedir? Evet. Ne zaman yapılması gerekiyor? Testin aç ya da tok karnına Hı -hı. yapılması ıı, bir fark ediyor mu? Ve hep ıı, anne adayları şunu düşünür. Ben tamam testi yaptırdım. Peki test sonucu acaba ne zaman çıkacak? Evet. Ve o zamana kadar da herhalde biraz endişe dolu ki, ıı, saatler ki. yaşarlar. Endişe gebelikte hiç bitmiyor. Hastalar tabii ıı, çok meraklı ve heyecanlı ve tabii ki ıı, önemli bir test olduğu için her yönüyle fetusun sağlığı açısından. Şimdi bu ıı, fetal... DNA'nın anne kanına geçmesi çok erken dönemlerde oluyor. Ta 6. 7. haftalarda. Fakat bu testin yapılabilirliği en fazla 10. haftadan sonra Hı -hı. ortaya çıkıyor. Ee, test %5 hastada hiç cevap vermeyebilir. Bu neden dolayı yeterli fetal DNA anne kanında olmaz ise sonuç Hı -hı. vermeyebilir. Veya bazı özel durumlarda ne gibi? Annenin çok kilolu olması gibi. Çünkü aslında bu DNA'yı ortaya çıkartan olay plasentadaki apoptoz dediğimiz hücreler. Anne de kilolu olduğu zaman çok fazla kendinin hücreleri de olduğu için o diğer fetal hücreler diluye kalıyor. O yüzden annenin aşırı kilo olduğu durumlarında sonuç verme ihtimali olabiliyor veya tekrar testin yapılması. eskiden 2-3 hafta alırken hani günümüzde 1-2 hafta içerisinde sonuçlara ulaşmak mümkün. Bir de tabii teknoloji o kadar çok gelişiyor ki biz işte sadece trizoma 21, 18, 13 derken artık günümüzde bazı seks kromozoma normallikleri, hatta işte bir takım zeka geriliği yani mental retardasyon ve uzun dönem disabilite yapan bazı hastalıklar bile bu testin içerisine konmaya başladı, başlandı. Şu anda 10 tane mikrodelesyon dediğimiz e, kopuk e, kromozomların üzerinde olduğu gen bölgesindeki problemler saptanıyor. Ben eminim ki 3-5 yıl içerisinde testin teknolojinin artması, fiyatın düşmesiyle pek çok pek çok hastalığı da e, Tanımlama ve tanıma şansına sahip olacağız. Ultrasonografinin çekilme zamanında e, bir değişiklik var mı? Biraz daha erken, erken. çekilmesi evet, herhalde evet. değil mi? Daha Tabii. ön plana çıktı Tabii. günümüzde. Aslında bu konuyla da bağlayalım. Şimdi hastalarda bu test yapıldığı zaman her şey normal anlamına gelmiyor. Hala bizim 11 ile 14 haftalar arasında erken dönemde yaptığımız ultrasonografi çok kıymetli. Çünkü bunda sadece kromozom anormallikleri ve genetik hastalıklar değil yapısal pek çok anormalliği de saptama gücümüz var. Ama bu 11-14 hafta ultrasonunda hem ense kalınlığının ölçülmesi, işte onun yanında ya, burun kemiği ölçülmesi, toplar damarlara bakılması ve elleri, kolları, ayakları, mesanesi, midesi hatta o dönemde biz rahim e, kan akışına da bakmaya başladık. Siz e, programı açarken tarıma testlerinden bahsetmiştiniz. O dönemde rahim damarlarına bakarak kan akımlarına Doppler dediğimiz yöntemle biz risk grubundaki hastalarda gebeliğin ilerisi döneminde preeklamsi dediğimiz tansiyon problemleri gelişecek mi, gelişme gerilikleri ortaya çıkacak mı gibi bazı ileride ortaya çıkacak problemleri de erken dönemde bunun sinyalleri var mı? Varsa daha erkenden, daha sık ve daha yakından takip edelim diye düşünüyoruz. O yüzden ultrasonografiyi daha erken yapıyoruz, daha detaylı yapıyoruz. İşte 20-22 haftada yaptığımız ultrasonografinin artık %70 kadar kısmını erken dönemde görebiliyoruz. Ama iki ultrasonografi hamilelikte muhakkak detaylı anlamda öneriyoruz. Önemini kaybetmiş değil. Çünkü her şey kromozoma normallikleri değil. Ultrasonda sapladığımız diğer şeyler de çok önemli. Gebelik şekerine de herhalde günümüzde biraz daha önem veriliyor. Evet. Biraz yaygınlaşıyor mu gebelik şekeri ya da gestasyonel diyabet? Evet, evet, evet ya da hamilelikte ortaya hmm. çıkan evet. diye bekleyin. Şöyle e, tabii yaşam tarzı değişiyor. İleri dönemde ileri yaş gebelikleri artıyor. Hı hı. Çünkü diyabet ileri yaşlarda da ortaya çıkan tip 2 diyabet daha fazla. Beslenme tarzı değiştiği için e, obezite toplumlarda yani Amerika Birleşik Devletleri'nde %18 %25'e varan e, gebelik şekeri oranlarına bile rastlanmaya başlandı. Toplumun yapısı da önemli. Aslında Türk toplumu olarak da biz gebelik şekerine yatkın bir ülkeyiz. Biz klasik olarak gebelik şekeri testlerini işte 24-28 haftada yaparken, 50 gram şeker yükleme testi de yaparken, dünyada farklı yöntemler ortaya çıktı. İşte 75 gramla 2 saat test mi yapalım? Bunu işte daha erken mi yapalım? Çünkü bunu yaptırdığı, yaptırdığınız zaman daha fazla gebelik şekerini tanıma şansına ulaşıyorsunuz. Fakat daha fazla hastayı tarama e, durumu da ortaya çıkıyor. O yüzden işin maliyetiyle tarama gücünü değerlendirmek lazım ama hani gebelik şekerde çok önemli. Erken Taramasın. doğumun biraz da önlenmesine geleceğim. Biraz önce konuşmanızın başında aslında her hamillikte yüzde on ya da yüzde on beş erken doğum riski olduğunu söylediniz. Öncelikle erken doğum ne zamandan itibaren söz konusudur ve erken doğumun altında Anneye ait ne gibi faktörler yatabilir ya da çocuğa ait? Tabii. Şimdi erken doğum %10-15 toplumda bir sıklığı var. Ee, hastaların %60-70'inde hiçbir risk faktörü gözükmüyor. Tanımlamak gerekirse 260 günün öncesinde son adet tarihinden yani 37 gebelik haftasından önceki doğumları biz erken doğum diyoruz. Normal gebelik haftasında 40 hafta yani normal doğum zamanında 37 ile 40 hafta arasında değerlendirecek olursak tüm erken doğumların %70'i 34 ile 37 hafta arasında oluyor. Biz eskiden bazı riskli durumlarda yani efendim 34-37 hafta arasında buldu artık bebekte hiçbir problem olmaz. Hani doğurtalım risk almayalım derdik. Fakat güncel yaklaşımlar son toplantılarda 34 ve 37 hafta arasındaki geç preterm dönemde dediğimiz kısımda da bebekte önemli problemlerin olabileceğini ortaya çıkardı. O yüzden anne ve bebek sağlığı müsaade ettiği takdirde biz doğumları mümkün olduğu kadar 37'nin üzerine atmaya çalışıyoruz. Çok önemli erken doğumlar 34 haftanın altındaki doğumlarda bunlar işte diğer kısmını oluşturuyor. Nedenler arasında bir takım vajinal enfeksiyonlar olabilir. Anneden kaynaklanan bunlara endike erken doğum diyoruz. Yani annenin ciddi bir tansiyon hastalığı olduğu zaman bebekte gelişme geriliği olduğu zaman doktorlar anne karnında bebeğin sağlığının iyi olmadığını düşünüp kendileri dışarı çıkarabilirler ki bunlar da tüm erken doğumların %40'ını oluşturabilir. Hı -hı. %30 kısmını sadece erken doğum ağrıları başlaması sonucunda %30 kısmı da suların gelmesi sonucunda olabiliyor. İşte çoğul gebelikler çok önemli bir risk faktör. E, ee, sigara, kullanılan sigara önemli. Geçmişinde erken doğum olması, hastanın kendinin erken doğum olması ve ailede erken doğum olması da çok önemli risk faktörleri. Taramalarda da muhakkak ve muhakkak risk grubundaki hastaları transvajinal olarak ultrasonografiyle rahim uzunluğuna bakmak yöntemiyle tarıyoruz. ...bilmiyorum hani korunma yöntemlerine konuşmak evet, açısından. Evet şimdi aynı şeyi söyleyeceğim. Erken doğumu önlemek e, mümkün mü? Şimdi e, bir kere her hamilelikte %10-15 gibi bir risk var. Diğer saydığınız risk faktörlerinin de erken doğumu tabii ki tetiklemesi de söz konusu. E, mesela neler yapmak mümkün böyle bir e, durumda? Şimdi geçmişinde şayet 37. haftanın altında erken doğum olan hasta varsa... ...bu hastalara muhakkak bir sonraki gebeliklerinde... Erken doğumu engellemek amacıyla 16. gebelik haftasından sonra haftalık progesteron iğneleri var. Progesteron hmm. vücutta bulunan doğal bir hormon aslında. Bunun farklı preparatları haftalık olarak hasta yapılması lazım. Ne zamana kadar? 36 haftaya kadar. Geçmişinde erken doğumu olan hastalarda, haftalık iğne yapılanlarda erken doğum ihtimalini ciddi derecede azaltabiliyorsunuz. %40'lara kadar varan. Bunun haricinde ardışık olarak rahim uzunluğunu taradığınız grupta, e, ...serviksin uzunluğunda bir azalma saptadığınız zaman... ...geçmişinde erken doğum olanlarda... ...bu hastalara dikiş koyarak... ...yani servikal serkler veya servikal sütür diyoruz... ...rahim ağzına dikiş... ...buna da erken doğumu azaltmak mümkün. Bir grupta yeni bir e, izleme yöntemi daha çıktı. Hiçbir risk olmayan... ...geçmişinde erken doğum öyküsü olmayan hastalarda bile... ...artık e, rahim uzunluğunda kısalma olduğu zaman... Vajinal yoldan uygulayacağınız progesteron fitil veya hapları ile erken doğumu yine engellemek ve azaltmak mümkün. Tabi bunları özel e, kliniklerde, özel programlar dahilinde riskli grup hastalarda ve riskli gruplarda e, belli stratejiler arasında yapmak lazım. Son iki dakika içindeyiz. Bir de tekrarlayan düşükler konusu evet. var. Öncelikle tekrarlayan düşük, mesela bir kadın bir kere düşük yaptı, ikinci hmm. e, hamileliği de düşükle sonuçlanırsa tekrarlayan düşük olarak kabul edilebilir mi bu? Hani bunun tıbbi tarihi evet. nedir ve tekrarlayan düşüklere yaklaşım nasıl oluyor böyle hmm. bir e, kadının hamileliği söz konusu olduğunda? Hmm. Şimdi eskiden e, klasik olarak e, tabii düşükler çok sık görülebiliyor hamileliklerde maalesef hatta gebelik testinin yapılmasını beta hCG testinin pozitifleşmesine başladığınız zaman %40-50'ye kadar düşük olabiliyor. Fakat klinik düşüklere baktığımız zaman eskiden tekrarlayan düşük dediğimiz zaman ardışık olarak 3 düşüğün yapıldığı hastalarda tekrarlayan düşükten bahsederdik. Sebebi de e, bu hastalar normal toplumun %1'inden azını oluşturduğu için bu gruptaki hastalara ileri tetkik ve tedavi yapalım diye. Ama şu anda şunu biliyoruz. E, arka arkaya iki tane düşük yapan bir kişi de 3 düşük yapan kişiyle hemen hemen aynı risk ve sebeplere bağlı olduğu için bu da normal toplumun %5'ini oluşturuyor. Hı hı. Artık hani günümüzde 2 düşükten fazla yapanlara tekrarlayan düşük gözüyle bakmak gerekebiliyor. Tabii bu hastalara hamilelik öncesinde işte rahim filmiyle doğumsal bir rahim anormalliği var mı, işte tekrarlayıcı vajinal enfeksiyonlar var mı, antifosfolipid sendromu dediğimiz kanda bazı özel pıhtılaşma problemleri var mı? Biz eskiden trombofili dediğimiz bazı genetik mutasyonlara yakın zamana kadar çok bakardık. Fakat e, günümüzde son 1-2 yıl içerisinde yapılan yoğun çalışmalarda aslında bunu tekrarlayan düşüklerde önemini azalttığına dair bir veri var. O yüzden hani dinleyenlere ve seyredenlere mesajımız her genetik mutasyon illa tekrarlayan gebelik kaybı yapacak diye bir şeyimiz yok. E genel sistemik hastalıklar açısından e, ...muhakkak değerlendirmek lazım ki bunları tedavi etme şansımız ve hastaya yüz güldürücü sonuçlar etme şansımız olsun. Şimdi e, programı artık kapatacağım. E, ancak e, bizi izleyen ve e, bir gebelik planlayan anne adaylarına ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Evet, hepsine şimdiden iyi şanslar ve sağlıklı gebelikler diliyoruz. Muhakkak gebe kalmadan evvel e, kendi devam edecekleri doktor tarafından önceden muayene yapılması sistemlerinin sorgulanması, genel fizik muayenelerinin yapılması, gebelik öncesi polikaside başlanması, gebelikteki yaşlarından kaynaklanan riskleri ve hastalıklarından kaynaklanan riskleri doktorlarla önceden planlanması ve rutin gebelik kontrollerinin erken dönemde yapılması, düzenli ultrasonların 11-14 hafta, 20-22 hafta yapılması, tarama testlerinin e, muhakkak erkenden devreye sokulması ve muhakkak düzenli doktor ve tıbbi takip altında kalmaları sonucunda inşallah e, sağlıklı bir gebeliğe ulaşmalarını diliyoruz. Sayın Lembe, çok teşekkür ediyorum Medikal'e katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum bu fırsat için. Sevgili izleyiciler bugün de bir Medikal'in daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün sizlerle olsun. Hoşçakalın.